Aşağı şehirde lağabınızda kimler gelir? Besnili olarak. Besnili olarak Gereroğlular. Güzel. Gereroğlu Hacı Vakas'ın torunuyum. Güzel. Peki bu mesleğe küçükten mi başladınız yoksa sonra mı atıldınız? Başka mesleğin var mı? Başka hiç mesleğim yok. 10 yaşından beri bunu yapıyorum. Peki. Çırağım bugünkü şartlarda bu seni tatmin ediyor mu bu terzilik? Hediye etmiyor. Mecbur yapıyor işte. Yani geçindiriyor yani. Geçindiriyor. Allah'a şükür geçiniyor. Çok güzel. Peki sana da soruyorum. Bu Besin'de niye göçtü bu millet? Esnaf niye göçtü Besin'de? Bir ara mesela aşağı şehirde sel olayı oldu. Evet. Ondan bir kısmı göçtü. Evet. Bir kısmı bir arada buraya aşağı yukarıya taşındı. Evet. Çoğu evsiz kaldı. Evet. İş sahası daraldı. Onun için millet işini yabancı başka yerlerde, başka büyük şehirlerde aramaya başladılar. Evet. Oraya da yerleşince nüfusumuz azaldı. Evet. Nüfusumuz çoğaldı. Mesela şimdi olsa 200'den fazla nüfusumuz olur. 200 bin üstünde. Evet. İşte her tarafta var. Uşak'ta var. Gaziantep'te var. İstanbul'da var. Türkiye'nin yani olmadığı yeri yok Besin olarak da. Her tarafta. Peki sen akrabalarımız var. Evet, Besin'de duruyorsun. Besin'in nüfusunun 210 bin olduğunu biliyor muydun? 210 bin olduğunu o kadar bilmiyordum ama 200 bin mesela 180 bin bu ara olduğunu biliyorduk. Çok olduğunu biliyorduk. Evet. Ha. Ama şimdi tabii ki biliyor artık bunları. Şimdi ikincisi şu. Bu camilerimiz biliyorsun hamamlarımız evet, camilerimiz gündür, çok gündür, tarihi bir camiler. Düğün yapardık. Tarihi ölçülmez. Hamamlarımız. Ha. Mesela aşağı bunlar şeride. Neden yıkıldı? İlgisizlikten aşağı bakımsızlıktan. Bakılmadı. Efendim sahip çıkamadık. Evet. Tarihi eserlere mesela müzmekan kalası. Evet. Bugün büyüklerimizden eşittiğimize göre bu Timur'un zamanından beri bir kale. Evet. Timur. Yıldırım Bayezid. Timur, Yavuz Sultan Selim mesela bu kaleyi Mısır'a giderken 1530'da. İran seferine. İran seferine giderken 1530 yılında. Mısır şeyine giderken 1516'da Besli'den geçmiş. Hı. Yıkmış yani bütün İslam şey burada Dulkadiroğlu Türkmen Beyliği. Dulkadiroğlu vardı mesela. Ha, burada onun içinde altın buga toplamış Türkmen Beyliği buranın toplamış, ismi. Toplamış isminde mesela Türkmen Bey gelmiş. Evet. Türkmen Bey toplamış da konaklamış kaleyi almak için. Hı. Fakat alamamış. Çok uğraşmış. Alamamış. Kale çok sağlam. Ondan sonra zaten çekmiş gitmiş ki öyle. Alamamış. Şimdi bu ilgisizlikten mi yıkıldı bu cami? İlgisizlikten yıkıldı. Evet. Peki, bizler sahip çıkamadık. Şimdi bu kadar din adamı var. Çok. Tarlası, çiftli, ağası, beyi. Var. İki bekçi tutamazlar mıydı? İsteseler tutarlar. İsteseler tutarlar da nasıl tutmazlar? Demek ki onlar göz yumdu. Göz yumdu. Ha. İkincisi. Gelen çözdü, giden çözdü. Aşağı evet. Şehri, yukarı şehre taşınırken evet. Çok onu söktüler zaten. Çözmüşler hep. Peki, şimdi kalanlar da zaten görüyorsun, sen de mesela görüyorsun. Şimdi diyorlar ki burası çat diye yer değişmiş. Şimdi kayardı çatını devlet göstermiş, bunlar da benzerlik ederek oralarda buralı diye yutturmuş diyorlar. Sen ne diyorsun yani bu? Valla onu bilmem. Öyle diyorlar. Evet. Ama onun ne derece doğru bilmiyor tabii. Evet. Peki sana söyleseyim, şöyle genç olarak, o gün sana sorsalardı, Besni'yi nereye kurardı? O günün şeyle, fikriyle. Ya kayardın ha. Evet. Ya delikli kayar ya da Dündar'ın yazısını. Evet. Ben yani ha. Yetkili olsam şimdi, oralara bulardım. Şimdi Mustafa Beyler Dündar yazısını bedava vermiş. Evet. Yani tren yolu yakın diye. Şimdi buradaki çıkarlı olanlar da işte burayı Sarhanma şeyine kurmuş. Burayı çat dediğimiz, şey yapmışlar. Esas çat Kayardın'ın çatı. Ha. Buradaki çat ayrı bir çat. Evet. Çat olaraktan yer değiştirmiş buraya kurmuşlar. Bunu öyle duyduk yani. Evet. Güzel, doğru. Herkes öyle diyor. Tabii.
Peki. İkincisi şu, bir Besni'nin biliyorsun zengin kültürü var. Çalıp oynuyorduk. Evet. Ne güzel havasıyla. Şimdi bütün Besni'lere sorayım, şimdiye kadar hiç kimse de hayır demedi yani. Şöyle, biz folklor kuralım Besni'lere ait. Tabii güzel olur. Bizim kültürümüz. İyi olur tabii. Evet. Şimdi demokrasiye sana danışıyorum, soruyorum, yapalım ki sahip çıksınlar. İyi olur hanım, ha. Eskiden hakir görürlerdi. Şimdi sorarak yaparsan Besni hakkı onun elinden tutar. Ha. Biz de böyle bir şey yapalım. Mesela diyelim ki Antep'te bir hemşehrimizin düğünü var. Evet. Burada binsin arabaya gitsin, onun düğününü yapsın. Mesela buranın özgür havasıyla, efendim buraya ait olan bir oyun havalarıyla. Tamam. Gider hayır. Burada şey yapar, zaten yapıyorlar. Evet. Mesela Antep'te bir düğün olsa Besni'ler tamamen gidiyor. Ha. Tabi akrabamız olmak dolayısıyla. Tabi. İstanbul'da olsa yine öyle. Uşak'ta olsa şimdi yine öyle. Şimdi soyulmadan evvel Besni gençlerine o düğün sahibinin dilediği parayı versin ama Besni'nin folklorine hizmet etmiş olur. Onu istiyor ama olmuyor ki. Yapacağız. İşte bunu sorarak yapın. Ben depeden bugün 1 milyon, 2 milyon verecek Besni'li var. Sen var bakma. Çok verir tabi. Çünkü neden? Bugün neden böyle oluyor? Çünkü bu işi organize edeceğiz, sahip çıkacağız. Sorarak yaparsak milletimiz sahip çıkar. Peki, Nusret de sen de katkıda bulunur musun? Maddi, manevi. Ya bir gücümün yettiği kadar olabilir. Mesela bir okuyan genç olur, o da tavsiye olur. Abi, okuduruz, yetiştiririz. Aylığını alacak, öyle sokaktaki kişi değil. Çok mükemmel bir şekilde vereceğiz. Tabii güzel olur, niye olmasın? Kim istemez ki memleketinin ilerlemesini, şehrimizin ilerlemesini. Diyorum ki ben şimdi bütün Besni'ler gelsin burada yerleşsin. Daha güzel olur mesela hemşerilerimiz, tabii. Kardeşlerimiz, benim 5 kardeşim mesela Mersin'de oturuyor. Evet. 5'i mesela, 5 evimiz var Mersin'de. Evet. Ben yalnız babamla buradayım. Evet. Ben istemem mi mesela onların buraya geldiğini? Tabii. Hemşerilerimin gelip daha iyi mesela oturduğunu. Evet. Mesela değişmiş. Şimdi hatırlatmışken bir de şöyle diyoruz. 5 vilayette İstanbul, Uşak, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Besni. Bir esnaf, 3-5 parası olan bir banka kuralım. Yani Besniler Vakfı. Bu vakıf şirket. Yani onu büyük zenginlerle. Evet işte diyorum ya. Şimdi ilgi de vardır buna. Tabii ilgi olur, niye olmaz? Tavsiye de, sen de tavsiye edersin. Ederim ilgi gösterirsin ha. Bir şirket kuralım. Ya bugün Garanti Bankası var ya. Evet. Onun kurucusu bizim Sayın Dündar Koper, bizim Karayolları Genel Müdürü'ydü. Evet. Adam böyle benim gibi daldı, o işi yaptı. Bugün Türkiye her tarafına ağını verdi. Şimdi böyle bir şirket olduğu zaman Besni evini istiyor. Ama burada değil. Hayardında mı? Yapsın, ev yapsın. Buraya gelmek isteyene dükkan yapar, fabrika yeri yapar. Yani yardımcı olur. Ya Sadık gel. Evet. Peki, siz de bu hususta katkıda bulunur musunuz? Tabii, şeyimin gücünü... Hoca! Thank you.